Selam millet. Veri analizi için Python eğitimi bu bölümünde Pandas'ta veriden bilgi almayı öğreneceğiz. İntrodan sonra görüşürüz. Şimdi öncelikle bir veri sesi bulmamız lazım analiz edebilmek için. Bunun için bir önceki videoda gösterdiğim gibi Kaggle sitesine gidiyoruz. Kaggle.com diyelim şöyle. Kaggle'ın ana sayfasındayız. Dataset'e girdik ve burada arama yapacağız. Daha önce ben aradığım şeyler var Spotify ile ilgili, Covid ile ilgili. Covid datasetimiz de var aslında, şurada duruyor ama farklı bir şey denemek istedim bu videoda. Geldik mesela, bakalım en popüler ne varmış. Hepsini aldık. Dosya neyle ilgiliymiş? Case dataset 1000 adet kediyle yapılmış bir veriymiş. İşte cinsiyeti, rengi, kilosu, yaşı ve burada da türü sanırım. Bunlarla ilgili bazı veriler varmış. Bu dosyayı bir indirelim üst taraftan. Veriyi analiz etmek için önce kendi bilgilerine bakmanız lazım aslında. En temelde buradan başlıyor. Bu bilgilere baktık. Buraya da baktık az çok. Hani bir bilgimiz var. Aslında bu aşamada Pandas'a yaptığımız şey var olan verileri kontrol etmek. Doğru mu yanlış mı diye. Geldik. Arşiv içindeki dosyamızı kopyaladık. Dahil olduğumuz klasörün içine bunu yapıştırdık. Cats Dataset diye bir dosyamız oluştu. Bunu kopyaladık ismini. 12 Pandas bilgi alma diye bir isim koymuştum buna. Buradan devam edebiliriz. Import Pandas as pd. Alt tarafı geldim. Data frame'i kısaca df şeklinde yazabiliriz. Ya da küçük harf df ile. Bundan sonraki yapacağımız bütün işlemler df üstünden dönecek. Daha önce de söylediğim gibi. Ve buna df ismini vermek, hani işte data frame veya ne bileyim veri çerçevesi demek çok saçma olur. Çünkü hani herkes df olarak kullanıyor. Geldim. Df eşittir. Şu an dosyayı okuyacağız. Hangi türde? CSV. Açtım. Dosyamın adı bu. Hiçbir hata vermedi. Güzel. Df'yi direkt çağırırsak bize şöyle bilgi verir. 1000 satır var. 5 kolon var. Bir de kolon isimlerini verir. Ama ben daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Hani böyle 10.000 tane veri varsa hepsini böyle görmek zorunda mıyım? Tabii ki hayır. Geldik. Şuraya başlık atalım öncelikle. Şimdi genel bilgilerin içinde ne olur? Hatta şunu... Ya burada kalsın. Şunu şöyle alalım. Burası... Şimdi genel bilgilerin içinde öncelikle heat'i alabiliriz. df.heat. Heat ilk 5 satırı verir. 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Eğer biz bunun içine bir değer yazarsak, mesela 20 diyelim. 209 değil tabii, 20. İlk 20 satırı getirir. Eğer ben bunu eksi 20 yazarsam son 20 satırı getirir. Gördüğünüz gibi 979'dan başlayarak böylece gitmiş. Şimdi burada önemli olan heat'in ilk 5'i göstermesi ve buradaki kontrol etmemiz gereken şey sütun isimleri doğru mu? Hani buradaki index isimleri, buradaki karşındaki değerler doğru mu? Bunu kontrol ettik hiçbir sıkıntı olmadı. O zaman df.info diyebiliriz. Info da bize sütunların hangi dtype içinde olduğunu söylüyor, yani veri type'ında. Mesela breed demiş, ilk 1000 tane özelliğe sahip ve hiçbir boş verisi yokmuş. Ve bu object türündeymiş. Yaş ve kilo yine 1000 değer, yine boş değer yok. Integer'mış. Color ve gender yine object türünde bir dtype'a sahipmiş. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Şimdi ben gider buradaki numerik değerleri alır, bunlar üstünden bir ortalama çıkartabilirim. Mesela gidelim. Df şöylece. Bana ne lazım? Mesela yaş ortalamasını bana versin. 9 yaşındaymış, 8, 5, 6 yaşındaymış. Bunların ortalamasını istiyorum. O zaman geldim. Bunlar sütun olduğu için benim buraya log yazmam gerek yok değil mi? Önceki derslerden hatırlayın. Tabi bunun direkt ismini almanız lazım. Yoksa sıkıntı çıkartıyor. O isimde bir sütun yok şeklinde bir uyarı veriyor. Geldik. Bunu buraya yapıştırdık. Güzel. Ha, ben buradaki değerlere de heat yapabilirim. Mesela sadece buraya aldım. Bunun heat'ini getirdim. İlk 5 değerin. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii bana şu an heat lazım değil. Bana mean lazım. Age, yani buradaki bütün kedilerin yaş ortalaması 10.21'miş. Hatta bunu güzel bir şekilde yazdırırsak. Print. Kedilerin yaş ortalaması diyelim. Başına F koymamıza
Ya direkt virgül atalım ya. Çok da. Böylece. Aynen 10.21. Aynı şekilde ben buradaki aralık ortalamalarını da yazdırabilirim. Kedilerin aralık ortalaması diyelim buna da. Bakın sadece bir CSV dosyasından neler çıktı değil mi? Şuraya direkt yapıştırdım. Bu ne oluyor benim? Sütunumun ismi yani. Ağırlık kilo şeklinde. Yaş ortalaması, ağırlık ortalaması 5,5 kiloymuş. Güzel. Yani şu an kediler hakkında pek fazla bilgim olmadığı için hiçbir anlam ifade etmiyor. Devam edelim. Heat ilk 5'i veriyordu. Info genel olarak D-type'ını ve boş değeri var mı kontrol ediyordu. Describe var. Df.describe diyelim. Bu da üstteki yaptığımızın bir tık daha böyle yani güzel bir hali aslında. Kaç tane değer var? 1000 tane değer var. Bunların ortalamaları, standart sapması, minimum değeri, ilk çeyreği bize direkt verdi. En yaşlısı 19 yaşındaymış, en genci 1 yaşındaymış. En hafif 2 kiloymuş, en ağırı 9 kiloymuş. Böylece bu veriler hakkında bazı bilgiler elde etmiş olduk. Onun dışında başka göstereceğim bir şey var mı? Bakayım şöyle. Ha, filter. Filter kavramı da şöyle. Genel bilgiler dedik. İstatistiği şöyle yaptıralım. Genel bilgileri kapattık. İstatistiksel bilgileri kapattık. Şurayı tam kapatmadık çünkü bir markdown daha eklememiz lazım. Filtreleme diyelim buna da. Filtreleme belki en önemli özelliklerden biri olabilir. Geldim. Şimdi bana ne lazım? Buradan baktık mesela istatistikten analiz ettik. En küçüğü ilk kartilde 5 yaşında ve 4 kilo bazında bir şey varmış. Hani kedi sirkülasyonu varmış. Peki ben gelsem desem ki filter. Aslında filter'ın kendi özelliği yok. Hani bir buna özel bir fonksiyon yok. Bunu yine biz kendimiz yapıyoruz. Filter yine slicing'de olduğu gibi NumPy'daki. Df eşittir. Df içinde yani şu an ben veri tabanının içindeyim. Şu şeye sahibiz. Ben burada kaç yaş demişiz? 5 yaş. İlk çeyrekte 5 yaşından küçüklerin hepsine getirmek istiyorum şu an. Çünkü bana minnoş kediler lazım, tamam mı? Df içinde çünkü o bir kıyaslama yapacağız burada. Kardeşim sen git. Bütün yine şuradan alırsam daha iyi olacaktır. Bütün yaş değerlerini al. Ve bu yaş değerlerini sadece 5 yaşından küçükleri getir dedik. Filter df'imiz hazır. Filter df'i çağırırsak gördüğünüz gibi 198 tane değer varmış. Ben bunu eğer min dersem ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ben bu filter df'ten yine nokta info dersem bununla ilgili bilgileri getirir bana. Hatta direkt describe'i getirelim. Onunla ilgili kıyaslama yapabiliriz. Describe. Aç kapat. Evet. 1000 değerden 198 değer kalmış. En küçüğü 1 yaşında, en büyüğü 4 yaşındaymış. Ve bunların kiloları 2 ile 9 kilo arasındaymış. Böylece bazı çıkarımlar bulunabiliyoruz veriyle ilgili. Filtrelememiz böyleydi. İstatistiksel bilgileri böyle algıladık. Genel bilgileri de biraz önce göstermiştim zaten. Evet, bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda bir veri setinde tekrar eden değerleri bulup bunlarla ilgili bazı çalışmalar yapacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.